Hollanda'da Türk mutfağını anlatan bir yemek programı yapıyorsun. Bu nedir? Yemek programıdır. Yani bayağı Hollanda televizyonda yemek programı yapıyorsun. Evet evet. Çünkü diyorsun ki Türk mutfağı yani. Bir dakika, Türkiye'de geldi bu arada. Şu anda televizyonda Türkiye'de. Gerçekten mi? Evet ama başka birisi benim şeyimi yapıyor. Dublaj, ses dublaj mı diyorlar? Evet. Ya yani, ya. Yani. Ben şey istiyorum. Evet, bana sordular. Böyle anlatayım. Yemek programım var. Evet. Hollanda'da. Pandemide başka bir kariyer başladım. Tabii ki hepimiz evdeydik. Ve soru vardı işte, Kars'ta yemek programı sunmak ister miydiniz? Çünkü komik videolar çekiyordum Kars'ta Kitchen diye. Kars'ta Kitchen YouTube'da. Onlar çok popüler olduğu için Avrupa'da da der ki televizyon programı yap. Tamam. Yaptık iki sezon. Ve şimdi çok mutluyum. Türkiye'ye de geldi. İşte ses dublajlık, kendi sesini yapmak ister misin? Zaten Türkçe konuşuyorsun. Maalesef vaktim yoktu. Başka birisi yaptı. Çok tanışmak isterim. Şeyden şey istiyorum. Keşke şey de diyordu. Eskiden böyle vardı ya. İngiliz filmleri küfürünce nalet olsun diyorlar. Üzerinden keşke onu yapsalardı diye düşünüyorum bazen. Bak ya. Merak ettim dublajlı halini özellikle. Ya, enteresan geliyor bana. Ama çok şu anda Türkiye'de de yayınlanıyor. Ve şimdi yeni bir program yapıyorum. Karsu'nun Türkiye'si diye. Hollanda için Türkiye'yi tanıtmaya geldik. İşte burada bir iki hafta çekim yaptık. İşte İstanbul camilere gittik. En güzel restoranlara gittik. Kültür, müzik gösterdik. Ondan sonra İzmir taraflarına, Alaçatı, Çeşme'yi gösterdik. Ola denizlerimizi, sahillerimizi, otellerimizi. Ondan sonra da Hatay'a gittik. Orada yemekler falan Hatay böyle. Hatay olmaz. Köyümüzde gittik. Ay, köyde nasıl böyle nar ekşisi yapılıyor gösterdik. Of. Domates salçası, yani tabii ki daha çok yemek ağırlıklı. Ve Gaziantep'e gittik tabii ki, yani gastronominin en güzel şehri. Yemeğe bu tutkun neden? Çünkü güzel. Yemeği sayıyorum. Yani yapmak güzel, yani böyle böyle farklı ingredients, malzeme, sağ ol Eylül arkadaşım. İçerik. Farklı malzemeleri böyle kombine edip yani bambaşka bir yemek çıkıp şey düşünsenize, yani Türk mutfağında zeytinyağı, sarımsak, soğan, biber, et diyelim ve domates. Onu kombine edip böyle belki 100 tane yemek çıkartabiliriz. Evet. Hele hele patlıcanla. Yani onun için ben şey düşünüyorum. Dünya çapında Türk mutfağı 3. yerde. Ama ben mesela çevremde Hollanda'da, Avrupa'da sorsam bilmiyoruz ne var, sadece lahmacun ve döneri biliyorlar. Yani öyle size anlatmama gerek yok. Türkiye'de evet. Anlatmama gerek yok evet. Aslında. Ama bu podyum, yani bu sahneyi bu Türk mutfağı hak ediyor diye düşündüğüm için bu işleri çok yapmayı da çok seviyorum tabii ki.